10 yıldır hem Türkiye'nin hem dünyanın dört bir yanına uçuyorlar. Hastaların naklini gerçekleştiriyorlar. Hava ambulanslarından bahsediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz hizmet verdiği ambulans uçaklardan bir tanesi bu kez İtalya'da bacağını kıran bir Türk vatandaşı için havalandı. 69 yaşındaki hastanın getirilişine CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Onur Özel de eşlik etti. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Çok mutluyuz. Uçağı görmek bile yetti. Havaalanı olsun yeter. Türkiye içinde gitmediğimiz yer yok. Yurt dışında da aynı şekilde. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 4 ambulans uçak, 17 adet de ambulans donanımında helikopter bulunuyor. Bu hava ambulansları sayesinde 2008 yılından bu yana yaklaşık 44 bin hastanın nakli gerçekleştirildi. Şimdi bir ambulans uçağın önündeyiz. Bu uçaklar dünyanın dört bir tarafına uçuyor, vatandaşlarımızı Türkiye'ye getiriyor. Şimdi bu uçak bir kez daha havalanacak. Çünkü İtalya'dan bir vatandaşımız aradı, Türkiye'ye gelme konusunda bakanlıktan destek istedi. Bakanlık hemen uçağı hazırladı, ekipler içeride hazırlığını yaptı. Şimdi İtalya'ya uçulacak. Burası Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı'ndan dakikalar sonra havalanacağız. Biz de işte bu heyecan dolu anlara tanıklık edeceğiz. Tabii bu arada hava ambulansı hizmetini kendi vatandaşına ücretsiz sunan tek ülkeyiz. Haydi şimdi istikamet İtalya. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Düğün için İtalya'ya giden, orada düşüp bacağını kıran 69 yaşındaki Nebile Tekeli'yi almak için havalanıyor uçak. Hedef sağ salim onu alıp İstanbul'a getirmek. Evet, uçaktaki yolculuğumuz devam ediyor. Yaklaşık yarım saat sonra İtalya'nın Palermo şehrine ineceğiz. Hastayı alacağız havalimanından. Şimdi tabii ambulans uçaklar normal yolcu uçakları gibi değil, çok daha küçük. Bulunduğumuz bu uçağın içinde iki tane sedye bulunuyor. Yani iki hastaya aynı anda ekipler müdahale edebiliyor. Sağlık ekibinin içinde bir doktor, bir paramedik bulunuyor. Ve tabii bu uçağın içinde yoğun bakım ünitesinde olması gereken tüm malzemeler mevcut. Örneğin solunum cihazımız, hasta başı monitörümüz, infüzyon ve enjektör pompası dediğimiz belli dozlarda, belli miktarlarda ilaç göndermemize gerektiren durumlarda kullandığımız aletlerimizden yoğun bakımda olması gereken tüm şartları sağlıyoruz. Yani uçakta hasta ameliyat bile edilebilir. Yani çok sıkıntı olursa steril şartlar göz ardı edilmesi gereken durumlarda veya steril şartlar sağlanırsa dediğim gibi bizim solunum cihazımız var. Hastayı uyutup o şekilde her türlü müdahaleyi yapma şansımız var. Uçağımız küçük ama fonksiyonu büyük. Ambulans uçak indi İtalya'ya. Şimdi hemen piste yanaşan ambulansı görüyorsunuz. Hasta bu ambulansın içinde biraz sonra nakli gerçekleşecek. Nebile Tekeli'nin ailesi uçağı görünce gözyaşlarını tutamıyor. Çok geçmiş olsun efendim, geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok kötü günler yaşadım orada. Biz buraya bir yakınımızın düğünü için gelmiştik. Düğün çıkışında ayağı kaydı ve düştü. Kırıldığını anladık. Ambulansla hastaneye gittik. Ama iki gündür hastanedeyiz. Acilin içindeyiz. Hizmet almak çok zor. Şartlar çok kötü. Sadece bizim için değil, bütün İtalya halkı için de aynı şekilde, aynı şartlar geçerli. Yani başka şansımız yoktu. Burada beklemek mümkün değildi zaten. Neler hissediyorsunuz peki? Çok mutluyum, çok. Uçağı görüp doktoru görünce zaten.
Çok teşekkür ediyorum. Ekipler hastayı yerleştiriyor, uçak bir kez daha havalanıyor. İstikamet Atatürk Havalimanı. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Nebile teyzeciğim, nasıl hissediyorsunuz kendinizi şu an? Çok iyi hissediyorum. Yani ortamdan kurtulmak, o insanların değersizliğine, yani çok üzücü bir şey. Ki Avrupa ülkesi diyoruz değil mi? Ve bacağı kırılan Nebile Tekeli artık İstanbul'da. 112 ambulansı da pistte. Hasta şimdi sedyeye koyuluyor ve ambulansla en yakın hastaneye götürülecek. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoşça kalın.